Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında dönüşüm geometrisi konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet ne anlatacağız? Size? Düzlemde öteleme dönüşümünden bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 246 ve 247 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öteleme dönüşümü dediğimiz şey adı üstünde ötele kardeşim. Bir şeklin boyutları bozulmadan yer değiştirmesine biz ne diyoruz? Öteleme dönüşümü adını veriyoruz. Şimdi öteleyelim bakalım. Öteleme dönüşümü. Kalem. Sağa öteledin aynı kalem. Yukarı öteledin aynı kalem. Sola öteledin aynı kalem. öteledin aynı kalem. Aşağı öteledin aynı kalem oluyor değil mi? Yani kalemin herhangi bir şekilde yönü, boyutu, biçimi değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman ne diyeceğiz? Yön, boyut ve biçim değişmez. Şimdi bir kalem var mesela burada. Şöyle. Sen bunu ötele dediği zaman bence bir noktasını ötelersin. Yani bunu Mesela atıyorum 2 birim sağa 3 birim aşağı öteledim. Bu noktası belli ya. Yön, boyut, biçim değişmediği için aynı şekilde burada da böyle çizersin. Bütün noktalarını böyle ötelemene gerek yok. Sadece bir noktasını ötelesen sonra yönüne göre, boyutuna göre, biçimine göre şeklini çizdiğin zaman sonucuna ulaşırsın. Değil mi? Evet dönüşüm dediğimiz şey bu arkadaşım. Öteleme dönüşümü hatta. Şimdi bir de nokta dönüşümünden bahsedeceğiz. Analitik düzlemde nokta dönüşümü. Arkadaşım analitik düzlemde Şimdi x eksenine baktığımız zaman sağa sola doğru hareket edebiliriz. X'e göre hareket edeceksek. Ya yukarı aşağı hareket etmede y eksenine göre hareket etmediği midir? Evet. Şimdi elimizde bir a virgül b noktası varsa pozitif yönde. Pozitif yönde demek yani sağa doğru demek. Sağa doğru. Bir a virgül b'yi sen sağa doğru k birimi götürürsen. Bak burada a ise k birim sağa götürdüğün zaman. Yani şurayı k birimi sağa götürdüğün zaman ne oluyor? A artı k noktası yapıyor. He. A virgül b'yi ben sağa götürdüğüm zaman K birim A artı K'ya B noktası oluyor. Peki sola götürdüğümde hocam K birim sola götürürsem o zaman K çıkartacağız hapsinden. A eksi K'ya B olur. Yani sağa sola hareket etmelerde X eksenindeki sayısal değer yani apsis değişir. Yukarı aşağı gitmelerde de Y eksenindeki sayısal değer değişir. Yani Y ekseni boyunca ben bunu pozitif yönde yani yukarı yönlü K birim hareket ettirsem A virgül B artı K olur. Aşağı yönlü hareket ettirirsem de A virgül B K şeklinde olur. Tamam. Ya bunu zaten analitik düzlem çizerek de bulabilirsiniz zaten. Hemen örneğe bakalım. Analitik düzlemde 2 3 noktası 3 birim sağa. Sağa sola gitmeler hapsiz. Hapsine 3 eklersin 5 yapar. Bir birim de yukarı. Yukarı aşağı gitmeler ordinat. Ordinat değişik. Bir birim yukarı dediği için ordinatına 1 ekleriz. Yani 4 noktası olur. İşte bizden ne isteniyor? Bu nokta isteniyor. Cevap 5'e 4 noktası yapar. Geldik bir sonraki soruya. Burada 2 birim sola diyor. Hocam 2 birim sağa sola. Sağa sola gitmelerde x ekseni değişir. 2 birim sola apsinden 2 çıkartacağım. 3 birim aşağı. E aşağı yukarı gitmelerde y ekseni değişecek. Aşağı dediği için 3 çıkartacağım. Yani 4'e burası da eksi 1 mi yapar? Evet noktamız eksi 4'e 1 yapar. Örnek 3'teyiz. X virgülü y noktası analitik düzlemde 3 birim sağa 4 birim aşağı öteleniyor. Bak. Şimdi sen bunu 3 birim sağa 4 birim sağa ötelersen A noktasının bu öteleme dönüşümü altında görüntüsünün koordinatları bu verilmiş. Hocam o zaman bu nokta x artı 3 sağa ötelemede. 4 birim aşağı dediği için y eksi 4 yapar. Bu noktada bize 2'ye 1 noktası olarak verilmiş. E o zaman şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse. A x artı 3 eşittir 2 der. X'i buradan eksi 1 buluruz. Y eksi 4 de 1'e eşit? Evet y eksi 4 de 1'e eşitse y'yi de buradan 5 buluruz. X artı y isteniyor benden. Eksi 1 artı 5'ten cevap 4 yapar. Örnek 3'ü 4 bulduk. Şimdi şuraya gelelim. Denklemi verilen bir fonksiyonu öteleme dönüşü yapılırken. Burada ters mantık. Bak bir fonksiyonu öteleme dönüşümü yapılırken. Hani ax artı by artı c şeklindeki bir ifadede. Mesela şöyle. ax artı by artı c eşit 0 şeklinde bir denklem verildi mesela. Buna bir öteleme dönüşümü yapılırken. Burada ters mantık var arkadaşım. K birim sağa ötelenmesi isteniyorsa Hadi biz sağa sola gitmelerde ne diyorduk hocam? Sağa gittiğinde apsisine k birim ekleriz diyorduk ya. Bu sefer hapsinden k çıkartacaksın. Yani sen x yerine x eksi k yazacaksın. Sağa gitmede çıkartma ters mantık. Sola gitmede, sola gitmede o zaman sola gitmede çıkartıyorduk. Burada denklemde tam ters mantık. Y ekseni boyunca k birim yukarı ötelenmesinde o zaman ne diyeceğiz? Y yerine y eksi k yazacaksın. Yukarı dediği için ters mantık dedik. K birim aşağı dediğinde de Y yerine Y artı K yazacaksın. Tamam. Bunu bu şekilde bulabiliriz. Mesela daha farklı bir şekilde yapılabilir mi? Yapılabilir. Ya ne yaparsın? Şimdi onu da söyleyeceğim ben sana. Bu doğru x ekseni boyunca pozitif yönde bir birim. Arkadaşım x yerine pozitif yönde bir birimse x eksi 1 yazacaksın. x eksi bir yazacaksın y yerine de negatif yönde iki birim. Yani aşağı yönde iki birim dediyse iki çıkartmayacağız da iki ekleyeceğiz. Y yerine y artı 2 yazacaksın. Yani iki çarpı x eksi 1 artı 3 çarpı y artı 2 artı 5 bize denklemi verir arkadaşlar. Buradan 2x eksi 2 artı 3y artı 6 artı 5 eşit 0 oldu ya. Buradan da 2x artı 3y artı 9 eşittir 0 yapar. Peki hocam bu aklımıza gelmezse ya da kafamız karıştıysa ne yaparız? Şimdi bir doğru var. Mantığınla yapacaksın bak. Bak bak dikkat et. İkinci yolda bu. Bir doğru var. Bunu diyor ki bir birim sağa ve iki birim aşağı ötele. Yani şöyle bir doğru oldu yine. O zaman ben buradaki aldığım her noktada o sağlanacak mı? Bir sağa iki aşağı gittiğim zaman buraya gelecek mi? Evet bir sağa iki aşağı gittiğimde buraya gelecek. Bunlar böyle ötelemede boyut yön değişmiyordu. O zaman bunun eğimi M1 ise bunun da eğimi M2 ise M1 bunlar bunlar bunun eğimi M bunun da eğimi M olmak zorunda değil mi? Evet Şimdi bunun eğimi ne? Eksi 2 bölü 3 değil mi? Evet. Aynen öyle. Eksi 2 bölü 3. O zaman bunun eğimi de eksi 2 bölü 3 olacak. Peki buradan bir nokta seçelim. Buradan bir nokta. Buradan bir nokta rastgele seçemeyiz. Doğrunun üstünde olacak. Mesela x yerine 1 koyarsam 7 yapıyor. 7 bölü 3 ile uğraşmayayım. 2 koyarsam 9 yapıyor. Evet x yerine 2 yazdığımda. 2 yazdığımda. x yerine 2 yazarsam eğer 4 artı 3y artı 5 eşit 0 ya. 3y eşittir. Eksi 9 da y'yi de eksi 3 buluruz. Buradaki noktası eksi 3 oldu. Şimdi bu noktaya dönüşümü uygula. Bir birim sağa değil mi? Pozitif yönde. Bir birim sağa. Yani buradaki nokta 3'e. 2 birim de aşağı. Eksi 5 mi yapar? Evet. Bak. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 3 eşittir y eksi eksi 5. Yani y artı 5 yapar. Eksi 2 x artı 6 eşittir 3 y artı 15 yapar. Öbür tarafa atınca da 0 eşittir. 2x artı 3y artı 9 şeklinde bulunur mu bulunur. Bu şekilde de çıkıyor. İstediğin şekilde bul ama. Tamam. Eğer bunu karıştırırsan bu şekilde mantığını çalıştırarak sonuca ulaşabiliyorsun. Geldik buraya. <laughs> x ekseni boyunca bak bu sefer parabol verilmiş. Ne verilirse verirsin, fark etmez. x ekseni boyunca bir benim sağ, bir benim sağ. Bir eklemem gerekecekti. Hayır burada doğru da verilmişse x yerine x eksi 1 yazacağım sadece. Bir eksenim önce 2 birim 2 birim aşağı. Y'den 2 çıkartmam gerekecek. Hayır denklemde 2 ekleyeceğim. Y yerine y artı 2 yazacağım. O zaman burası ne oluyor arkadaşım? Y artı 2 eşittir. X eksi 1'in karesi artı 8 yapar. Bu denklemi de açalım. Y artı 2 eşittir. X kare eksi 2x artı 1 artı 8 yapar. Y de buradan x kare eksi 2x 9 dar 2 çıkınca artı 7 yapıyor? Evet. Denklemimiz bu şekilde olacaktır dostlar. Geldik şöyle analitik düzlemde şekil ötelemesine. Koordinat düzleminde verilen ABC üçgeni şekildeki gibi ötelenerek bu elde ediliyor. C üstü noktasının koordinatını buluruz. Tamam kardeşim buluruz. Bak B belliyken B de burada belli. Dikkat et B noktası burada. Eksi 2'ye 2. Hocam eksi 2'den 4'e kaç birim sağa gitmişim? 6 sağa gitmişim. Sonra ordinatı buradan 2 birim aşağı buradan da 2 birim aşağı inmişim. 4 birim de aşağı inmişim. 4 aşağı inmişim. Evet. Görüyorsunuz arkadaşım. Şuradan 4'e ulaşana kadar. Bak apsi eksik ya. 4'e ulaşana kadar 6 birim sağa gitmişim. Şuradan da 2 birim aşağı inmişim. Ama buradan da 2 birim aşağı indim. Toplamda 4 birim aşağı indim. O zaman c noktası isteniyorsa c noktasına bak. Eksi 5'e 1 noktası burası. Ben burada da aynı şey. 6 sağaysa buna artı 6 ekleyeceğim. 4 aşağıysa ordinatından 4 çıkartacağım. Yani 1'e kaç yapıyor? Eksi 3 noktası yapar arkadaşım burası. Evet örnek 6'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 7'ye. Eksi 4'e 2 noktasının x ekseni boyunca pozitif yönde ard darda 2 defa 2 birim öteleniyor. Bu A noktasının bu öteleme dönüşüm altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulunuz. Evet x ekseni boyunca pozitif yönde ard arda 2 birim. Arkadaşlar bir, X ekseni boyunca pozitif yönde arda arda 2 defa 2 birim öteleniyor. Bir defa 2 ötelersem sağa doğru ne yapacak? Artı 2 diyeceğim Bir defa daha yaptığım zaman artı 2 diyeceğim. Yani 4 ekleyeceğim. O zaman 0'a 2 noktası mı yapar arkadaşım bu? Evet. Soruyu anladıktan sonra. Soru kolay. Örnek 8'deyiz. A'ya 3 noktasının X ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim. Yani A'ya 4 ekle. Y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim. Yani ordinatından 4 çıkart Ötelenme sonucunda oluşan nokta y ekseni üzerindeymiş. Yani burası a artı 4 e eksi 1 noktası yaptı. Y ekseni üzerinde olan bir noktanın apsisinin 0 olması lazım. A artı 4 eşittir 0 a'yı buradan kaç buluruz? Eksi 4 buluruz. Bizden de a isteniyor Zaten cevap eksi 4 çıkar. Geldik şuraya. Şekilde verilen ABCD karesinin ağırlık merkezinin eksi 1'e eksi 1 olabilmesi için bu kareye öteleme hareketlerinden hangisinin uygulanması gerekir? İlk önce karenin nesini bulalım burada? Ağırlık merkezini bulalım. Köşegenlerin kesim noktasıdır. Arkadaş köşegenlerin kesim noktasını bulacağız biz öncelikli olarak. Yani şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit ya. A noktası belli, C noktasını bulmam lazım. Ya da B noktası belli, D noktasını bulmam lazım deriz. Şimdi burada 1 ile 5 arası kaç birim? 4 birim. Hocam karenin bir kenarı 4. Bu da bir 4. O zaman burada ben şuradaki noktayı bulabilirim. Hocam 1'den 4 birim yukarıda ne var? 5 var. Yani burası nokta olarak 1'e 5 noktası yaptı. B noktası da 5'e 1 noktası değil mi? Evet. Şimdi buraya bakacak olursak. Dikkat dikkat. 5 artı 1 bölü 2. 3'e 5 artı 1 bölü 2. 3 yaptı burası. Tamam. Şimdi 3'e 3 noktasını ben ne yapmam gerekiyormuş? Eksi 1'e 1, eksi 1 noktası yapmam gerekiyormuş. Ya 3'ten ne çıkartırsam eksi 1 yapar? 4 çıkartırsam. Yani burada ne yapacağım o zaman? 4 sola gitmem lazım. Eksi 1'e gitmem için negatif yönde. Burada da ne yapmam lazım? Eksi 1'i elde etmem için. Burada da 4 aşağı gitmem lazım. 4 aşağı gidersem ya yani 3'ten 4 çıkartırsam eksi 1 elde ederim. Yani ne diyeceğiz? Ya 4 birim sola 4 birim aşağı diyeceğiz. Ya da x ekseni boyunca her ikisi de e, sırasıyla negatif yönde 4 birim ötelenecek negatif yönde. Bu sola, bu aşağıya. Her ikisi de negatif yönde 4 birim ötelenince de bu noktayı da bulur muyuz arkadaşlar? Buluruz. Evet örnek 9'u böylelikle 4 sola 4 aşağı ya da burada yazıyor zaten. Şu şekilde de x ve y ekseni boyunca negatif yönde sırasıyla 4 birim öteleme ile buna ulaşırız. Evet gençler ötelemeyi bu şekilde halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde simetri dönüşümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.